Ortom ve İstanbul'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sizler de tüm indirimlere ilave olarak nakitte ekstra %5 indirim ve diğer sürprizler için Sezer Ünlü koduyla Ortom ve İstanbul şubesine başvurabilirsiniz. Merhabalar, ben Ortom ve. Yine yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün İstanbul şubesindeyiz. Daha önce de İstanbul şubesinde buluşma organize etmiştik. Burada oyunlar oynamıştık, takılmıştık hep beraber. Hatta Dark Blue da sağ olsun içecek dağıtmıştık. Arkadaşlar, şu anda yanımda İstanbul Ortombo Şubesi'nin vekili Mehmet abi var. Mehmet abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim abi. Bomba gibiyiz. Enerjimiz yerinde. Çok şükür. Senin de aynı şekildedir diye tahmin ediyorum. Tabii evet. İş güç yoğunluğunu evet. Tahmin edebiliyorum. Abi işlerin yoğunluğundan bahsetmişken şimdi bu işe nereden giriştik? Bir de buna değinmemiz gerekiyor. Şimdi evet. İşler yoğun dedik, çalışıyoruz dedik. Çok şükür. Koşturuyoruz dedik ama arka planında bir de böyle bir şey var. Sen Ortombo İstanbul Şubesi'nin artık vekilisin. Evet. Ama yani, neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Neden Ortombo oldu? Şimdi, neden simülasyon oldu? Çok özür dilerim. Arda arda seri sorular soruyorum. Seni de bölüyorum. Affına sığınıyorum. Hepsine sırayla evet. Gide gide o evet. Zaman bir hikaye tadında. Şimdi aslında şöyle ben senelerden beri oyun oynuyorum. Yani aslında macera 2001 yılında bir PlayStation'da başladı ama hani mağara devrine gidip ilk çağa kadar geri dönmeye gerek yok. 2016 yılında Formula 1 oyunuyla bayağı bir haşır neşir olduk. Sertaç Karatepe'nin sayesinde. Sonrasında yavaş yavaş oyunun gelişmesi, Türkiye'de liglerin yapılması olayı daha rekabetçi bir boyuta taşıdı. Ve biz de artık yavaş yavaş liglerde yerimizi almaya başladık. Zaman noktasında sıkıntımız yoktu o zamanlar. Sonrasında artık joystick'ten yavaş yavaş direksiyona doğru bir kayma hamlesi herkeste bir eğilim haline geldi. Biliyorsun Logitech G29'ların peynir ekmek gibi G25'lerin, satıldığı dönemler. Yani evet. O zamanlar orta direk daha sağlam falan diye böyle. Sonrasında liglerin Thrustmaster top seviyeydi değil mi? Tabii. Türkiye için öyleydi. Wow o ne falan diyor. Türkiye için öyleydi kesin. Yani aynen öyle. Yani tuşlu telefondan polifoniye geçtiğimizde hatırlasana yani. O milli dinleyip akşam uyumalar. Ondan sonra yavaş yavaş artık mecra oraya doğru kayınca bizim de ilgi alaka tam manasıyla o tarafa doğru kaymaya başladı. Ligler yapılmaya başladı, organize edilmeye başladı, ödüllü ligler yapılmaya başladı. Eskiden biliyorsun insanlar bunu bir amme hizmeti olarak imece usulü hep beraber toplanıp eğlence vesilesi olarak. Herkes keyif alıyor. Ve tabii yani işin içine yavaş yavaş para girmeye başladı ve pandemiyle beraber bu iş patladı. Sonra ben ilk tahtadan atımı yaptım, truva atımı yaptım, rigimi yaptım. İlk kokpitimiz. İlk kokpitim, aynen. Hala evde saklıyorum. Ondan sonra G29'lardan Thrustmaster'lara geçildi. Sonra dedik ki ulan biz bunu Fanatec'te yapalım falan. Ondan sonra Fanatec'e geçtik. Böyle şey gibi. Abi 100 daha versen bir üst modelini alırsın diye buraya geldik. Şey, yani böyle Age of Empires'ta böyle çağa atlaya atlaya gidiyorsun. Öncesi kör müşerlerle falan oyunu bilenler bizim yaşımızda olanlar. İtem kasar gibi. Yeni Metin 2'den örnek evet, verelim. Aynen genç nesle Metin 2'den örnek verelim. Velhasıl F1'in artık yavaş yavaş o 2022 oyunuyla beraber biliyorsun bir maalesef, skandal maalesef. Olayı var. Yani ben hep F1 oyunu çıktığında ön sipariş verip alan bir insandım. Yani o konuda zaten beklemiyordum. Geçmişten yani aynen. Bir alışkanlığımız var. Hani kuru ekmek kemiririz ama o noktada feragat edilmezdi bizde. Ama 2022 ile beraber bir yemin ettim. Dedim ki bir daha oyunu almayacağım. Sonuna kadar haklısın. Neden olduğunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar hepiniz. Yarın Otmir gerçeği var abi. Evet evet. Dünya çapında gerçekten F1'in en kaliteli e-sporcularından birisi. Ve 22'den sonra kendisi de FIFA oynamaya başladı. Tabii. Yani bırakmaya yani, başladı mesela, artık yavaş yavaş. Takip edenler bilir. F1'de True Limitless var. TRL şeklinde. TRL Limitless diye geçiyor. Ya adamın giriş videosu "Hello guys, JD here" falan diye böyle "And we are again F1 2021 falan filan derken bir anda "Today we are in iRacing." Hani i̇şte bir anda aynen iRacing'e geçildi. Yani velhasıl orası tam bir skandal olduğu için biz de kendimize keyif alabileceğimiz bir mecra aramak zorunda kaldık. Ve Hakan Çağrı Bey'in tavsiyeleri üzerine kendisine selam olsun buradan.
Assetto Corsa'ya geldim. Competizione'ye. Orada çok güzel insanlarla tanıştım. Ahmet Acaroğlu da bunlardan bir tanesiydi ve diğer arkadaşlar tabii ki bir aile orası. Tavsiye ederim eğer Assetto Corsa vesaireyle ilgileniyorsanız. Orası olayın gerçekten yaşandığı, yani yaşanarak yapıldığı bir mecra. Çok güzel Discord sunucularında falan. Her türlü Çok güzel bir setup aile vesaire. ortamı ve Evet. güzel bir rekabet aslında, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Sonra işte Padon Ligi'nde yarıştık orada. Sonrasında Ahmet abiyle olan iletişimimiz gelişti ve kendisi Mustafa Bey'i de tanıyor. Ortomo İstanbul'un şey Ortomo'nun sahibini düzeltiyor. Burayı kestim. Kestik burayı. Aslında Ortomo'nun kestirdim. daha önce kendisi de İstanbul'daydı. Sonra Antalya'ya geçti. Aslında çok da yanlış bir şey. ondan Güzel sonra evet. bağladın abi. Sonrasında Mustafa Bey ile tanıştık. Ben zaten bu konuyla alakalı bir iş yapmak istiyordum. Bu işe vesile olmak Peki, istiyordum. Ortomboy'la tanıştın ve Ortomboy'la bu işe giriştin. Evet. Öncesinde farklı bir firma düşünüyor muydun yoksa zaten Ya Ortomboy'un kalitesi ortada şeklinde miydi yani? kesinlikle. Yani şöyle bir durum var. Piyasada oldukça çeşitli markalar vesaireler var. Bir kısmı yine Ortomboy ile çalışıyor aslında. Bir kısmı kendi ürünlerini üretiyorlar. Bu noktada yani düşündüğünüz zaman bu işe gönül vermiş bir insanın gidebileceği son nokta neresi Türkiye'de? Ortamda. Hani Kesinlikle bunu öyle. ben böyle olduğu sattığım için vesaire değil. Hakikaten bu böyle olduğu için. Yani kullanıcıların söylediği bir şey bu. Hani benimle alakalı bir durum değil. Ve insanlar genel itibariyle şunu yapıyorlar. Önce ucuz ekipmanlar, ucuz kokpitlerle başlıyorlar. Sonra abi virajda yamuldu falan diye böyle. Ondan sonra biz gidiyoruz yamuğu kenara. Burada Ortomboy'u çok güzel bir yerine örneği var. Yurt dışı menşeli bir firma. PlaySeed diyebiliriz aslında. YouTube'dayız zaten. Büyük bir sorun olmayacaktır markayı yani şu vermek. anda evet müşteriden çıkma bir PlaySeed de var. Bir PlaySeed'imiz var. Arkadaşlar, yani PlaySeed'in bir tane ürünü var. Bilmiyorum daha kaliteli ürünü var mıdır ama yurt dışı menşeli zaten. Bunu almak isteseniz de yurt dışına gidip Aynen. almanız gerekiyor. Arkadaşlar bildiğiniz su boruları, içi boş su borularını Hakan almışlar. plastik ya. Bitirmişler yani konuyu. Yani HP. ve küçük çocukların eğlenmesi için Tabii tasarlanmış tabii. bir Oyuncak. oyuncak o aslında gün Ama çok sonunda. yani orada çok ciddi bir ticaret dönüyor. Yani oyuncak deyip geçme. Adamlar çok hatır sayılır Tabii paralar tabii tabii istiyorlar. Yani bu kesinlikle. noktada. F1 lisansı falan alıyorlar, bir şey yapıyorlar ve iş başka bir yere Evet. gidiyor yani. Aslında orada ürüne değil de popülariteye Tabii. biraz para verme gibi bir durum var. Bir Apple Yani bari. şimdi Ortombo'da mesela yani kalite olarak daha üstünü bulamıyorsunuz. Ortombo'dan Türkiye'de ve dünyada da çok az yani hani hareketli sisteme geçmeniz lazım ki o da Ortombo'nun ürettiği bir şey değil. Yani şu an itibariyle ürettiği bir şey değil. İleride inşallah neden Geleceğe bir olmasın. sürpriz mi? Spoiler çaktın buraya aslında Aynen sen. neden olmasın yani harika olurdu. Onun haricinde çok güzel tasarımları var. Ergonomik açıdan vesaire sıkıntı yaşatmıyor. Ve ürün gamı çeşitli yani koltuk noktasına baktığınız zaman hem uzun süre ben bu işi yapmak istiyorum işte 8-10 saat bunun üstünde oturacağım diyen için de var veya işte ben arada gireceğim ama spor gözüksün diyen için de var bunun atıyorum oversize insanlar için olanı da var daha zayıf Oversize daha zayıf olan insanlar için de var yani her insana göre her karakteristiğe göre 3 ekran aslında yapmak sizin istiyorum diyene var. çok özür Tek dilerim. ekran kompakt bir şey olsun diyene var. Aslında koltuklarınızda en güzel detaylardan biri. Abi sen small mı istiyorsun, medium mu, large mı, X large mı? Tabii size Sen var. tişörtün ne bedense o Tabii. bedenden söylüyorsun ve oturup devam Aynen. ediyorsun Yani aslında gün X-Large sonunda. koltuklar burada mevcut. Evet. Burası bayağı Mesela kalabalık. Buradan da evet. videolar koyarız yine Aynen. arkaplarına. Yani X-Large koltuklar mevcut. Daha kullanıcılar için atıyorum 70 kilonun altında bir kullanıcıysanız ona göre bir koltuk var. Veya işte uzun süre yarışacaksanız ona göre bir koltuk tasarım, dizayn vesaire var. Veya işte 70 kilodasınız ama daha spor bir şey istiyorsunuz. Load cell basıyorsunuz sürekli ve hani consistency dediğimiz sürekli aynı tutarlılık ve Stabilite. kararlılıkta bir şey arıyorsunuz, performans arıyorsunuz. Onun için GTI Pro'lar var. Gün Yani sonunda arkadaşlarımız benim samimiyetimi biliyorlar. evet. Ben neysem oyum arkadaşlar. Her zaman zaten Discord'da falan da yakalıyorsunuz beni, sıkıştırıyorsunuz. Abi şunu böyle mi yapıyorduk, bunu böyle mi yapıyorduk? Abi diyorum rehber videosunda anlattım yani bunu. Tekrar 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 aynı şey çok yoruyor Evet. Kitaplarında yazdım bunu falan dedi. abi. Gün Yaşar Duy sonunda Hoca vardı. bunu tarihe
geçmek adına evet. Şunu söyleyebiliriz. Benim Ortomo'da en sevdiğim özellik alet Lego gibi. Evet. Aldın kendine bir tane vites aparatı. Ben vites kullanmıyorum kardeşim. Ben sadece shifter'ları kullanıyorum. Koy kenara. Hemen onu biraz yukarı kaldırıp oradan getirdim. Mouse'u koydum. Çevir. Üstüne mouse tablosu yap. İstediğin şeyi yapabilirsin. Kül tablası da koyuyorum. Şşş. Sakın, sakın. Sağlığa zorlar. Örnek almayın. Aşağıya şuraya bir banner. Kamu spotu şeklinde oraya getirelim yani. Bu kadar mı fark eder? Bu kadar fark eder abi. Kötü evet. Alışkanlıklar gerçekten. Ya bir de şey var. Mesela şimdi şöyle bir avantajı var ürünlerde. Sürekli günceller abi. Güncelleniyorlar. Bir ikincisi bir de modüler bir şekilde. Yani önce bir DD1 stand alıp bu işi yapıp yapmayacağınıza karar verebiliyorsunuz. Sonra arka kısmını alabiliyorsunuz. Evinizdeki koltukla kombine edebilirsiniz. O koltuk bir noktadan sonra size rahatlık verirse buradan hani arabaya dahi takabileceğiniz güzel bir koltuk alabilirsiniz. Yani bu noktada gerçekten sonsuz bir çözüm var. Kesinlikle yani, öyle. İlla atıyorum sitedeki en pahalı ürünü almak zorunda değilsiniz. Belki de denemek istiyorsunuz. İçinizde bir heves var ama yani sonuçta herkes de bu mecrada inanılmaz bir entüziyazm dediği o ecnebilerin böyle adanmışlık seviyesinde bir istek olmayabiliyor. İnsanlar hani bir arkadaşa bakıp çıkacağım noktasında bir kafayla da yaklaşabiliyor. O zaman gayet özellikle tabii. Pandemi döneminde bunu çok yaşadığımızı tabii, ve yani. Yaşadığımızı biliyoruz. Aynen. Şunu söyleyebilirim hani bir özetlemek gerekirse aslında Ortomo'nun standını toplama bir stand olduğu için yani toplayabildiğin için sen evet. Önce direksiyon base'ini aldın. Aynen. Sonra baktın mutlu olmadın. Tabii onu kullanıyorsun. Çok sağlam bir direct drive kaplanır stand. Muhteşem yani, kaplanır stand hem de yani. Yani İnsanların en çok ihtiyacı olan şey. Yani burada mesela şöyle bir şey var. Biliyorsun seneler içinde ev fiyatları vesaireler artarken metrekarelerimiz hep küçülüyor. Küçüldü. Yani bizim geçen de bahsettiğim çokonat 36 grama düşmüş bu arada. Çocukluğumuzun o lüks gofreti. Orada çaktırmadan zam yapıyorlar ya beni benden paketi alıyorlar. Paketi açtım mesela arkada çikolata sürüyormuş orada malayla biri falan. Ondan sonra ya burada öyle bir durum yok. Yani adamın evi darsa vesaire ise her onun da çözümü var. Aynen yani biz zaten çözüm ve müşteri odaklı bir ticaret anlayışına sahip bir firmayız. O sebeple yani bize gelip de çözüm bulamadım. Ya işte Ortomo'dan işte öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Gün sonunda biraz Arge'nize de değinmek lazım abi. Çünkü Arge konusunda da çok fazla çalıştığınızı, yani, evet. Mustafa abinin çok fazla mesai Mustafa yaptığını Bey biliyorum. Mustafa Bey bu konuda gerçekten muazzam bir kafa yapısına sahip. Yeni koltuklar çıkardınız. Tabii. Ve ürünler sürekli güncelleniyor. Evet. Yani bir ürün yaklaşık 2-3 ay, 4 ay bilemedim max 6 ay ve sonrasında bir revizasyon işlemine giriyor. Bunun sebebi de yani sonuçta bizim ürünlerimiz aslında insan gibi kendini geliştiriyor sürekli ya da bir bilgisayar yapay zeka. Yani Audef'te zaten yani sektörde Audef'te kaldığınız zaman veya atıyorum X firmanın eski ürününü tutup da aynısını yaptığınız zaman yani o geçici oluyor. Geçici çözüm. Yani aslında sonuçta zaten şöyle bir şey var. Atıyorum Ortomo'nun eski tasarımını alıp X bir firma yaptığı zaman zaten ben onu yapmışım. Onun daha iyisini yapmışım. Sen benim eski şey yani onu çok ilginç oluyor. Arge kısmında şunu söyleyebilirim. Şimdi bu işi seviyor. Bu işten ekmek kazanmayı seviyor. Tabii Mustafa Bey de yarışçı ve zaten. Kesinlikle. F1 hani, yarışlarını çok iyi biliyorum. Yapmadığımız ben de öyleyim mesela. Yapmadığımız bilmediğimiz bir mecrada iş yapıyor değiliz. Kesinlikle. Öyle bir durum yok. Yani. Aslında hobinizi de işe çevirmiş tabii. Olursunuz gün sonunda. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Arge konusunda tekrardan şunu söylemek istiyorum. Sürekli kendini geliştiriyor. Dediğimiz noktada daha yakın zamanda koltuklardan ziyade koltukları da yenilediniz ve bu parlak renkle birlikte bir şey daha yaptınız. Eloktal kaplama ve sigma profil. Mukavemeti ciddi arttırdığınızı biliyorum. Bu çok güzel bir şey tabii ki. Ya her zaman yani daha iyisinin peşine düşmek sizi bir adım öteye taşıyan şeydir. Yani bu işte öyledir. Yani sürekli aynı şeyi yapıp zaten biliyorsunuz bir motto var. Aynı yerde duruyorsanız aslında geride kalıyorsunuz. Yani bu mottoyu da benimserseniz her zaman ileri gidiyorsunuz. Bu kadar basit. Kesinlikle. Burada şunu da söylemek istiyorum abi senin izninle. Sana zaten bahsetmiştim. Burada da bahsetmemde sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah buradan diğer firmalara sizi çalmayın abi. Benim fikrim. Kendi kişisel yani. Ya şimdi şöyle bir şey düşünmüştük. Şimdi yazın ben kokpite oturuyorum. Yazın niye yayın yapmadın abi? Yazın niye bu kadar bizi saldın diyorsunuz?
Yazın tek bir sebepten saldım arkadaşlar. Sırtım, her yerim kan ter içindeyim. Yanıyorum. Bir de Alev şöyle bir şey alıyorum. var. Şimdi bilgisayarla oynuyorsun. Bir tane Tabii. 70 derecelik bir ekran Sürekli hava kartı, üflüyor. 60 derecelik bir şey, sürekli oradan bir hava tahliyesi. Kesinlikle öyle. İçerisi zaten sauna. Yani Ama şimdi aslında zayıflamak için de muazzam bir hani zayıflamak için ayrı özel konuşur aramızda. Aslında müthiş bir fırsat ya. Evinde kliman bile olsa sırtının terlediğini hissediyorsun mesela. Muhakkak. Ben Mehmet abiyle daha önce de buluştuk burada, bir organizasyon Evet. düzenledik hep birlikte. Dark Blue'lar da O zaman geldi sağ olsun arkadaşlar Sadık abi. vesaireler. Evet. Hep birlikte hem oyunlar oynadık, hem bir şeyler içtik, hem sohbet ettik, tanıştık. Aynı zamanda bir de sana bir şey söyledim abi, bu Evet. sıcakla ilgili. Soğutma Soğutma. kanalları. Günümüzde bütün arabalarda koltuk ısıtmanın haricinde artık koltuk soğutma da var arkadaşlar. Ve yapılacak en iyi güncellemelerden biri sanırım koltuklara koltuk soğutma gelmesi olacak. İnşallah. Neden olmasın? İnşallah seneye hedefimiz o. Yaz başı. Yani aslında hiçbir şey yapılamayacak bir Tabii şey tabii değil. kesinlikle Yani öyle. kesinlikle her şeyin bir yapılabilir tarafı var. Burada farklı materyaller kullanılabilir veya işte farklı kanallar açılabilir. Deriye koltuk soğutmak kolay oluyor ama kumaşlarda bir Kumaşta sıkıntı fabrikte oluyor. sıkıntı oluyor. Çünkü o biraz daha farklı bir Kesinlikle öyle. termodinami vesaire şu bu. Çünkü orada yalıtım çok fazla söz konusu. Bu sefer tamamını deri yaptığın Kullanamıyorsunuz. zaman vatandaş için de Fiyat rahat. olarak. Fiyat olarak vesaire. Hazır deri koltuklar da yeni Ya ama çıktı şöyle de aslında bir tam şey var. zamanı. Evet. Yani sonuçta baktığın zaman Formula 1'in içinde de olsan açık tekerde veya Tabii. işte GT aracının içinde de olsan içerisi 60 derece. O terliği olma hissiyatı aslında biraz daha gerçeğe de yaklaştırıyor. Çünkü gerçekte terleyerek 2,5, 3, 5 kilo veriyor adamlar yani. Gerçekten Ya öyle yarışlarda. tabii ki yani sonuçta şöyle. Ben terlemek istemiyorum diyen adam için mesela GTS koltuklar var, GTS. Yanları biraz daha açık, daha rahat. Daha rahat. Hani arada şöyle yaptığında rahat bir şekilde Nefes alan. nefes alabileceğin veya Kesinlikle. işte ben bu işi hani daha profesyonel seviyede yapmak istiyorum diyen insan için de GTR Pro koltuklar var. Onlar da kapsül şeklinde ama yani özellikle ben hani o her virajda 0-1'i alacağım abi diyen adamın hani tercih etmesi Kasıntı gerekenler halinde aynen. sürenlerin buradan Arda Güney'e selam olsun. Abi peki. Şimdi Ortomo İstanbul şubesiyiz. Ortomo'nun ürünlerinin tedariğini ve satışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda başka hizmetleriniz de var mı? Başka ürünler Var. de gelir, gider mi buraya? Zaman zaman fanatikler geliyor. İşte onun haricinde el frenleri vesaireler, şunlar bunlar oluyor. Onun haricinde bizim hizmet olarak verdiğimiz bazı argümanlar var. Onlar da atıyorum e-spor arena kurmak isteyen insanlar için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle yani hangi ürün, hangi donanımla, hangi standartlarda kullanılabilir? İşte 3 ekran yapacağız. Hangi ekranları tercih etmeliyiz? İşte direksiyon alacağız. Bunu alırsak ne olur? Şunu alırsak ne olur? Yani biz senelerdir bu işin içinde olduğumuz için yani ben G29'u mesela Çok fazla içinden tecrübe. geçiriyordum. Yani söküp Tabii takıp tabii gresini kesinlikle. falan tazeleyip yani meseleyi kapatıyordum. Veya işte kayışlı sistemde Thrustmaster'ın o kayışını vesairesini değiştiriyorduk, şey yapıyorduk. Yani bizim bu işimiz aynı zamanda biliyorsun hem hobi hem hobiyi profesyonelliğe dönüştürdüğümüz mecra. Onun haricinde kiralama hizmetlerimiz var ama bunları şahıslara yapmıyoruz. Yani kurumsal firmalara Şahıslara yapıyoruz. ister istemez gün sonunda çok fazla hem şahıslara iş yükü bineceği için kokpiti aldın, götürdün, getirdin, Bir de kurdun şey var, oturacağı bizim için. insanlarımızda bir güven problemi yaşanıyor yani. Karşılıklı olarak diyelim yani. Evet, Tabii ki kesinlikle yani haklısın. sonuçta bahsettiğiniz ürün yani totalde baktığınız zaman 100-120 bin liralık bir ürün. Şimdi Gerçekten yani öyle. bunu kiralamak için bu kadar riske girmeye gerek yok. Sonuçta burası ticari bir mecra, orası da ticari bir mecra ise Her özel şey ve sözleşmeli güzel tabii şekilde. özel ve güzel şirketlere etkinlik event day kapsamında götürüyoruz mesela. Çok da keyifli oluyor. Yakın zamanda birkaç bu tarz etkinlik yaptığını, Evet. hatta e-spor arenası tadında bazı şeyler kurduğunuzu Evet. da biliyorum. Evet. Onlar da çok güzel detaylar. Yani orada aslında insanların bazı çekinceleri var. İşte Ortombo ürünlerinin biraz kalem olarak fazla fiyatlı olduğundan ama günün Arka sonunda planını bilsek yani günün aslında. sonunda şunu düşünün. Bir şirketiniz var. Kötü bir marka bir araç aldınız bu şirkete ve bunun amortismanı var değil mi? Bakımı var vesairesi var, kırılması, dökülmesi ama iyi bir marka ürün aldığınızda bu bambaşka bir yere gidiyor. Yani mesela ben Almanya'da Amazon'da çalışırken iki firmayla, üç firmayla çalışıyordum. Peugeot, Citroen ve Mercedes.
Mercedesler mesela senede bir kez revizasyona, bakıma gidiyordu. Ama diğer arkadaşlar, abi Peugeot'u bunu severim. Peugeot'u sallamayın. Hayır. kapı koptu falan oluyor öyle. Bir gün açtım kapıyı rüzgar mesela kapının menteşenin şeyini kırdı gibi 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 yani. Bunlar hep başımıza geliyor. Yani o yüzden bu işi özellikle ticari mecrada hani ben bu işten para kazanacağım diyen adamın hani aslında gelmesi gereken yer günün sonunda dönüp dolaşıp ortamda Yani ödemeleri. şimdi gün sonunda ben moza aldım yakın zamanda, biliyoruz. Hayırlı olsun. Arkadaşlarımızla da paylaştık. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın, var olasın. Siz, bu arada Ortomo'nun da desteği büyük o konuda. Birazdan o konuya da değineceğim ama şimdi Moza'yı söylememin sebebi bir başka. Ben G29'u 4 yıldır kullanıyorum ve hem yarışma anlamında olsun bana verdiği hissiyat ıvır zıvır. Ömürlük bir direksiyon değil arkadaşlar. 4 yıl iyi bile dayandım bence. Sen bir de mesai yapıyorsun yani. Hani arada bile kullanmıyorsun. ayrı isimde de 3K'ya çıktım abi yani. O direksiyonla yani gerçekten zor. 24 saatlik yarışlar, şunlar, bunlar. Bizim canını okuduk o direksiyonun Helal evvelallah. olsun. İyi de yapmış. Gün sonunda Moza'yı tercih etmemin sebebi de hem markası itibariyle hem dayanıklılığı itibariyle ömürlük bir direksiyon olsun, hayatımı kurtarsın kafasıylaydı. Kesinlikle. O yüzden Ortomoy'u da aslında benim sponsorluk açısından ilk Ortomoy'a gelmiştim ben. Kokpitimi aldığım zamanı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ortomoy'la ilk sponsorluk anlaşmamızdı o. O zaman düşündüm. Baktım. Birkaç firmaya baktım şimdi. Yalan söylemeyeceğim abi yani. Yok canım, zaten şöyle bir şey var yani artık günün sonunda Google diye bir şey Tabii, var. Yani bir kesinlikle öyle. de yani benim çok sevdiğim bir söz var. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu Tabii. vardır. Yani Kesinlikle. biz insanları zaten kandırarak ticaret yapamazsın. Olamaz. Çünkü Geçici bir artık şey olur abi. yani o eskidenmiş yani Evet. atıyorum biri aldığını beşe satmak gibi veya işte insanları kandırarak mal satmak gibi. Bunlar artık kalmadı yani insanlar da çok bilinçli o Yani konuda. yayın tarafında da öyle, YouTube tarafında da öyle, tamamen öyle. Yine insanları kandırarak, makara yaparak, makarayla, kakarayla, kikiliyle geçirterek bir yere kadar. Bir Tabii. yerde kendi yüzünü göstermek zorundasın. O Yani saatten sonra onların de orada bugün kalıp yani yurt, kalmayacağını düşünüyorum. zaten şöyle Sim Racing camiasının insanı gerçekten kaliteli insanlar. Kesinlikle öyle, Yani ben katılırım. bugün kime mesela kurulum hizmeti verdiysek, şey yaptıysak Dünya kibarı bugüne değil mi? aynını. Ya bir de şöyle düşünün. Yani bu işi yapan insanlar artık o filtrelerden, aşamalardan tık 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 barem barem geçmiş insanlar. Yani adam hatır sayılır bir gelire sahip olacak. Bunun için ne lazım? Hatır sayılır bir eğitim durumu lazım. O zaten hazır. Zaten Onun kaliteli harici insanlar aynen. karşısında karşılaşıyor. Zaten bakıyorsun bu adamın yani bu sim racing'le uğraşması için bir kere kafasının çalışması lazım. Yani kafası çalışmayan bir adam Need for Speed hani Heat eğlendirebilir. oynayacak. Eğlendirebilir. Yani yok yanlış oldu. Oraya öyle girmemek lazım. Yani kafası Ya çalışmayan. Yani bunda arketten de kafa keyif alırsan çalışmakla da değil de değil de tabii yani yani daha hani. doğrusu bu işin mühendisliğine kafa yoran adam demek lazım. Kesinlikle. Yani daha doğru. Yani mesela bizim F1'i bırakmamızın sebebi o yani. Arka Dedik antrol en başta barları ve ön bahsettiğim antrol gibi. barları çok sert yapınca virajı çok iyi dönüyorsun. O konuda Wow! tek bir şey söyleyeyim abi. Yani... O konuda tek bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim ama ben mühendis değilim. Ben pilotum. Ben bir şekilde o setup'ı bir yerden bulurum, sürerim. Affetmem yani. Ve şunu da Dızlamak söylemek istiyorum. Az önce bahsettik. Hem kültür seviyesi, diyor. sim racer'ların seviyesi konusunda bizim sim racer'larımıza da buradan izliyorlardır. Kendilerini biliyorlar. Siz kendinizi biliyorsunuz gençler. Sizi seviyorum. Sim racer'larımızın bazıları değil aslında çoğunluğu öyleydi ve en azından ben kendi kitlemde o algıyı kırmayı başardım. Şimdi en ufak bir kazada, bir darbede adam sinirleniyordu. Duvara vuruyordu arabayı, alt F4'ü Yok atıp gerek hızı yok çıkıyordu. ya. Yani Alonso kaç tane yarış bitiremedi Tamamen ben onun için YouTube yapıyorum şu yani. an. Ya yok öyle bir şey yok. Yani sonuçta gerçekten frustration dediğimiz o öfkeden delirme durumu doğru öyle bir şey var. Zaman zaman ben de yaşıyorum. Hatta seneler önce yarıştığım bir ligde şampiyonluğa oynuyordum VPG'de. Bir tane arkadaş Singapur'da beni al aşağı etti. Bitirdi yarışımı. Bak. Sonra hard lastikleri taktım. Bak. Hard lastikleri taktım. Ondan sonra o adama İçine yetiştim. koştun. Sonra o adamı bir virajda direkt dışarı doğru kürüdüm. Kaçıncı viraj? Yedinci viraj herhalde. Bu sağa 90 dönen virajda. O dönemedi. Ben içeriden dive artık süspansiyonda Bu özür diliyorum. sahneyi gençler gözünde canlandırdı biliyor musun? Çok Evet. yakın zamanda birinin başına geldi. Şuradaki adamın başına geldi. Verstappen'e. iRacing'de biliyorsunuz arkadaşlar, Spa'da Sven Haas diye genç bir adam var. Adam işinde gücünde aslında. Gemici kendisi.
Aynı zamanda iRacing'de de e-sporcu. E-spor ligi var. iRacing'in. Büyük bir turnuva. Özel bir turnuva. Red Bull 3 tane aracıyla katılmış. Sven Haas bir yandan kendi aracıyla katılmış. Sven Haas Spa'nın ilk virajında hafif bir fren kaçırıyor. Arkadan Verstappen'e dokunuyor. Verstappen önündeki aracı dokunuyor. Orada bir kaos oluyor. Sven Haas gidiyor orada. Tamam. Olabilir. İnsanlık hali. Savaş. Abi yani, bu savaş yani. Çok her şey milisaniyelik her şey. Raised yani. Incident abi. Tamamen aynen. Yani. Hani iki tarafın da hatası olabilir. Bakmak lazım. Ama Verstappen ne yapsın? Kim hatalı değil bakmadı abi. Ne yaptı biliyor musun? Virajı çıktın. Düzlüğü çıktın. Düzlükten sonra tamamen daha o çabukları kesti. Sven Haas'ın arkasına geldi. O üçüncü viteste, ikinci viteste sağa doğru döndüğümüz yerde Sven Haas'ı karşı duvara yapıştırdı. Abi o adam şiir senin sahnenin aynısı. Ya. Gerçekten yani. Yani ya Max Verstappen zaten biliyorsun yani bütün yarışçıların içinde ben onun kadar hırslı ikinci bir adam daha. Bence o konuyu çok uzatmayalım. Yani görmedim. Linç yeriz abi bak. Yo yani gençler efsane. Kötü bir şey değil ki yani sporun doğası da yani şöyle ben her zaman söylüyorum bu işi yapan herkes alfadır. Yani kimse oraya ikinci olmak için çıkmaz. Evet. Yani herkes gridde olabileceğinin en iyisi olmak için çıkar. Ama şimdi... Mesela birçok insanın bu sim racing'i bırakmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Mesela ben şu anda eskisi kadar oynayamıyorum. Oynayamadığım için de herhangi bir lige başvuruda bulunmuyorum. Niye? Yani gidip de şimdi Memoxis 44 yani gridin, pekin, sürünün arka tarafında kaldığı zaman 5 saniye yemiş, 6 saniye yemiş bir de orada. Tat vermiyor. Bana, o yüzden, da, bana da diyorlar abi. O yüzden yani bizim Verstappen'i anlamama gibi bir durumumuz yok. Adam gayet hırslı. İşini yapıyor yani. Abi, çok, diyorlar, çok abi diyorlar ne olur bir lige katıl, rekabet izleyelim falan diyorlar F1 için. Ama yani benim ona ayıracak bir zamanım yok. Abi bir hafta boyunca o pistte çalışmam lazım. İmkansız. Ben zamanında çok yaptım. Ya, hayır ben de zamanında yaptım ama. Çok yaptım. Biliyorsun yani ben Arda Günay'la da öyle tanıştım. İlk. Aa, onlar doğal bir yetenek de... midir artık? Nedir yani? Bir de biz yaşlanıyoruz galiba. Arda kolla da efsaneler yaratıyordu. Tabii, tabii. Direksiyonla da çok hızlıydı. Ya şey vardı. Neyse ismini zikretmeyelim. Bir genç delikanlı. Sevgilerimiz iyi de aynen ona sevgiler burada. O kendini anlamıştır mı? Tabii tabii. Bahreyn'in birinci virajını beşinci vitesle dönüyordu. Ya oyun o kadar gerçekçi. Ne diyorsun tabii. Ben? Orada... Hem de medium lastiklerle softa 0.5 falan ha, takıyordu. Bu konuyu bence kapatalım. Ben anladım sürekli senin ne demek istediğini. Bu konuyu kapatalım. Bu arkadaşımıza kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. Kesinlikle iletelim. Azerbaycan düzlüğünde takım arkadaşını duvara vurmuştu falan da var. O zaman şundan bahsedelim. Şimdi dedik ya az önce bahsettik. Direksiyon aldık dedik, moza dedik. O sırada bir tokalaşma gerçekleşti burada. Evet. Neden gerçekleşti arkadaşlar? Bu videoya vesile olan Mehmet abim gerçekten büyük bir destekte bulundu diyebiliriz. Her türlü. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim, ediyorum Mehmet. Mehmet abi. Yani zaten bu işi gerçek manada koparmak için değil de birlikte yükseltmek için yapan aynen. insanlara kapımız açık ama yani bazen çok ilginç teklifler de geliyor. Onu yine yayın dışı ayrıca konuşalım. Evet. Şimdi o noktada benim bir yandan hani şimdi sana teşekkür ederken Dark Blue'ya teşekkür etmem de gerekiyor. Tabii. Tuhaş Patent biliyorsunuz aynı zamanda sponsorun ona teşekkür etmem gerekiyor. Burada ben sıralarım aşağı doğru amcam derim Yusuf. Amcam dediysen benden bir yaş küçük geçen geldiğinde görmüştüm. Evet. Lakabı amca arkadaşlar yanlış anlamayın. Annesi babası bile amca diyor abi. Böyle bir şey olabilir mi? Gün sonunda bu videoda vesile oldum ve Ortombo'dayız. Daha farklı özel videolarda gelecek yine Ortombo ile ilgili. Tabii ilerleyen haftalarda neden olmasın. Çok güzel videolar planlıyoruz. Şu anda insanların biraz müsaitliği yok. Tabii, o yüzden tabii, ilerleyen zamanlarda arkadaki makineyi de rekabetçi olarak kullanacağız. Arkadaşlar çok zevkli. Biz aynen. Yayından önce birazcık bir dövüştük. Az mı burnum kırıyor ama yapacak bir şey yok ona. Mekan sahibi olarak. Affetmedi yani misafirim gelmiş bir acıyım var yok yani kesinlikle yok ama Metal Slug'da böyle iki kişilik burada istediğiniz oyun var bu arada çok ilginç burası aynı zamanda bir deneyim merkezi diyebiliriz bence. Yani. Mesela bir internet kafe ya da işte vesaire gibi değil ama yani burada atıyorum ben bu işi yapmak istiyorum işte hangi oyunları oynayabilirim yani Ren Sport, Assetto Corsa, hem bir danışmanlık var arkasında. WRC yani burada olmayan herhangi bir oyun yok sadece hani oyun yarış kısmında arcade'leri koymuyoruz çok fazla Formula 1 hariç oradan da Formula 1'e çakmış olalım. Flame'imizi attığımıza göre. Yani şimdi sektör olarak baktığı zaman e-sporcu yetiştiriyorum Londra'da turnuva yapıyorum ama oyun arcade. Yani. Aslında e-sporcu falan yetiştirmiyor şimdi abi. Olay patladı geçelim. Mesela. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz.
aslında show business tarafını düşünüyor EA Games ve satışlarını düşünüyor. Bu kadar basit bir durum. Biz konudan da hani hemen sapı veriyoruz. Ben seviyorum öyle sapmayı. Bir anda arcade'e döndük, şuraya döndük, buraya döndük ama bana yaptığınız bu destekten ötürü özellikle Orton muhalesine ve sana çok teşekkür ediyorum abi. Bu destekle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bana destek geldiyse ben mutlaka size de destek isterim. Biliyorsunuz yani ben böyle şeyleri seviyorum. İstersen o desteğimizi de sen açıkla abi. Yani şöyle olur. Senin kanalın vasıtasıyla gelen insanlara şunu yapabiliriz. Sadece Ortombo İstanbul Şubesi'ne özel olacak bu. Evet. Ortombo İstanbul Şubesi'ne özel. İnternet sitesindeki tüm şeylere ilave, ürünlerin indirimlerine ilave olarak %5 nakit alımlarda ekstra bir indirim sağlayabiliriz. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben buraya Instagram sayfasını koyuyorum. Yine ulaşabileceğiniz telefon numaralarını ilave ediyorum şeklinde yapıyoruz. Sizler de tabii ki yine karlı çıkıyorsunuz her zaman arkadaşlar. Yani konuyla alakalı merak ettiği bir şey olan vesaire olan varsa her zaman bekleriz. Onda hiç çok teşekkür ederiz abi. Peki şimdi bize destek oldun. Gençlere destek oldun. Başka yayıncılara da destek olur musun? Doğruyu söyle bak. Yani rakiplerimi söyleme ama. Yok yok. Şöyle ki bilgisayarın şarjını bir kontrol etmemiz lazım. Orada bir şarj almama durumu olmuş olabilir. Hemen bir kontrol edelim. Hemen geri geliyoruz. Evet. Şurada bir kestik. Hata arkadaşlar, hata. Teknik aksaklıklar her zaman oluyor bunlar biliyorsunuz. Hadi. Tamam geldi abi. Hı-hı. Nasıl anladın hemen? Parlaklık güçlü oradan hemen durumu çözdük diyoruz. Evet, aynen öyle. Her sporda var Mehmet abi arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim yani. Şimdi bu arada bunların kayıt olup olmadığını da bir kontrol edelim. Kaydı oluyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim diğer yayıncılar için vesaire hani yardım olur mu olmaz mı? Tabii ki bu konular arkadaşlar yani böyle işte bana kokpit ver falan şeklinde değil de daha ziyade bir ortaklık şeklinde. Yani bazen insanlar bize gelip diyor ki ya sizin ürünlerinizi tanıtalım. Ya Ortombo'nun hani gözünü seveyim neyini tanıtacaksın? Arkadaşlar Esport'ta zaten reklamlarımız dönüyor diyebiliriz yani. Yani Formula 1'in yani yeryüzündeki en büyük main event'in başlangıcında altta koskocaman bir banner var orada. Hani yani senin tabii ki çok harika bir hatır sayılır kitlen olabilir ama öncelikle atıyorum şöyle bir şey oluyor. Adam TikToker ve canı oyun oynamak istiyor. Ve diyor ki ya işte bana sponsor olur. Bu arada arkadaşlarımız, dostlarımız, yayıncı arkadaşlarımız yanlış anlamasın. Hani onları da seviyorsunuz. Hayır tabii ki de. Kesinlikle. Yani biz her zaman yani bu işi gerçek manada yapan insanlara hani burada tabii ya burada şöyle bir tatlı su kurnazlığı oluyor. Adam mesela TikToker, bu mecrayla hiçbir alakası yok. Bu mecrayla alakalı bugüne kadar hiçbir çalışma yapmamış. Canı oyun oynamak istiyor. Şuna gidiyor bu olay. Diyor ki bana bedava ver. Hani öyle bir şey söz konusu değil yani. Sonuçta biz de Hilal-i Ahmer değiliz ki, Kızılay değil yani. Sonuçta bu işin bir sürdürülebilir tarafının olması lazım. Aslında karşılıklı tavizler vererek ilerlemek gerekiyor. Yani bu şöyle yani karşılıklı fayda sağlama. Tabii ki. Mesela Sezer Ünlü kimdir? Sezer Ünlü bugüne kadar sadece işte e-sport içerikleri üretmiş bir insandır. Hatır sayılır bir kitlesi vardır, tatlı bir dili vardır, güler bir yüzü vardır. Bu iş gerçek manada yapıyordur. Yüzüme karşı övmezsen. Yok hayır yani sonuçta senin arkandan konuştuğumuz neyse yani sana sağladığımız desteğin ben sebebini söylüyorum insanlara. Yoksa yani bugüne kadar pek çok insan gelip işte Instagram'dan, WhatsApp'tan, telefondan arayarak, mesaj atarak, mail atarak bana kokpit ver dedi. Yani biz onlara yani lisanı münasiple güzel bir şekilde bunun bu şekilde olamayacağını, niye olamayacağını da gerekçeleriyle beraber tabii ki insanlara anlatıyoruz. Ama yani günün sonunda bu da bir mesai. Yani bir insana ben her insana yarım saat efendim şimdi biz bunu size bu şekilde veremeyiz. Çünkü bunun sebepleri var. Yok yani insanların aslında da bunu anlaması tabii ki yani insanların bunu anlaması lazım. Ben oyun oynamak istiyorum bana direksiyon ver. Yok öyle bir şey yani tabii ki sen bir şeyler yapacaksın. İçerik üreteceksin. İstatistiklerinle geleceksin. Kim seni izliyor kim izlemiyor. Adam TikToker, YouTuber, Instagram'da bilmem kaç kadar takipçisi var. Ben bugün Instagram hesabımı 1 milyon takipçi yapabilirim. Bunlar yani yapılıyor ya. Arkadaşlar bunlar böyle sizin gözünüzü bürüyen rakamlar ama sonuçta bu işin neye dönmesi lazım? Ticari olarak satışa artık dönmesi maalesef lazım. Maalesef sosyal medyada öyle bir yere gitti ki herkes istediği rakamlara böyle
muhteşem videolar yapmadan ulaşabiliyor. Tabii kovaladıkları ki. Yani, sürece. Ya şöyle düşünün, adamın üstünde Prada var. Peki aylık geliri 100 bin lira mı? Metrobüs'e dönüyoruz yani. Yani. Ya Prada, Prada. Çok, ama çok yanlış yerlere gidiyoruz. Yanlış anlaşılmasın ha. Hepinizi seviyoruz ya. Tabii ki yani. Kişisel olarak bir şey değil kişisel yani. Kişisel olarak algılamayın. Sadece bu tarz talepleri, hani bana kokpit ver taleplerini maalesef yanıt veremiyor. Karşılıklı, çünkü, makul, tabii mantıklı. Tabii ki. Yani oturup konuşulacaksan bugüne kadar bu... Ya mesela bir arkadaş aradık, dedik. İşte ben şey kuracağım. Rig kuracağım. Okey, tamam. Bana direksiyon verir misin? Ya benim sana direksiyon verebilmem için senin bu işi hali hazırda yapıyor olman lazım. Abi, bak, rigi nereden kuracak dedi. Ben onu merak ettim şu an. Farklı. Dedim ki peki işte Ortombo ürünlerini kullanacak mısınız? Hayır. Yani şimdi... Sizce böyle bir alışveriş benim için makul bir alışveriş mi yani? O yüzden insanların bu konuda bunu anlamaları gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim, Mustafa Bey bugüne kadar bütün cevherlere, evet, bu arada yani bütün cevherlere haddinden fazla yardım etti. Yani gerçekten kendisi bu işe böyle ticari kurnazlık vesaire gözüyle bakmadığı için. Yani bugün isim zikretmeye hiç gerek yok bu mecrada. Yok, ben de Formula 1'lere, yani Formula 2'lere kadar gitmiş insanlara evet, dahi. Daha ortada hiçbir şey yokken. O ismi yine telaffuz edebiliriz abi. Severiz o ismi yani. Çok severiz. Yani Allah yolunu bahtını açık etsin. Senelerce videolarını izlediğimiz insanlar. Ama yine F1 Espor'a giriyor bu arada. Onu ayrıca konuşuruz. Şu an değil, sonrasında konuşalım onu. Yani günün sonunda özetleyecek olursak talepler makul zeminlere oturtuldukları takdirde karşılanabilir şeylerdir. Onun haricinde ütopik talepler yani veya altı mesnetsiz talepler, arkasında bir makul gerekçesi olmayan talepler tabii ki de değerlendirmeye alınmayacaktır. Ben bir yandan buradan tabii çok özür dilerim. Seyircilerimize. Kendi konu başlıklarımı da buradan ayarladım. Şimdi hangi oyunları seviyoruz noktasında da zaten aslında değindik. Burada deneyimleyebileceği tüm oyunları insanların bahsettik. F1'ler dedik, VRC'ler dedik, Assetto Corsa, iRacing hepsi var. Gerçekten çok fazla oyun var ve direksiyon setiyle birlikte Fanatec 8 Nm'lik harbi kaliteli bir Fanatec setle deneme şansına sahipsiniz. Sadece İstanbul Bağcılar Güneşli'ye gelmeniz gerekiyor. Bağcılar deyince korkuyor insanlar. Burası nispeten daha. Yok, gerçekten ben de ikinci kez geliyorum. Kesinlikle şu ana Bağcılar kadar ölmedi Sezer. Birkaç bıçak yarası sadece. Şöyle söyleyeyim, hakikaten yani Güneşli dediğimiz noktada kesinlikle herhangi bir Bağcılar esintisi hissetmedim. Evet. Ortam da çok güzel. Herhangi bir silah attım. Etraf gerçekten güzel. Harika. Bu tarafa da kesinlikle sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Ürün ve hizmetler demişken abi, ekstra olarak. Şimdi ben kokpit satın aldım. Ben evelallah kaslı kuvvetli bir adam, kendim kurdum. Ama çevremde yakın dostlarım da, şimdi ismim vermeyeyim, rencide etmeyeyim kendimi. İsim verme Asım abi. Yaklaşık 3-4 kişilik kokpitini kendim kurdum. Çünkü beceremiyorlar, Sezer gelir misin, hacı bir yardım et şeklinde bir tepki alıyorum. Yani aslında kokpitler şeyle beraber geliyor, kurulum kılavuzuyla beraber geliyor. Aynı zamanda geliyor. YouTube'da videoları da var. Ancak yani günün sonunda 3 mm karbon çelik olduğu için hem yani yorucu, tabla bile bizim aşağı yukarı 4 kilogram civarında geliyor, sadece tabla. Ben şöyle söyleyeyim, 1,5 gün sürmüştü çekimler sadece. Kokpiti kurarken aynı zamanda çekim yapmıştım. Hem 1,5 gün sürdü, hem gigabaytlarca yer tuttu. Tabii. Yani ben bile 1,5 günde kurabiliyorsam zar zor. 45-50 dakikada kuruyorum. Çünkü şöyle yani, onun da sebebi şu. Siz de her gün kokpit kuruyorsanız siz de 45-50 dakikada kurarsınız. Neyi nereye koyacağınızı biliyorsunuz. Çünkü kesinlikle öyle. Hangi sırayla gittiğinizde daha çabuk olacağını biliyorsunuz. Yani kurulum kılavuzuna baktığınızda kaybettiğiniz zaman vesaire, onun yani her ne kadar onu oraya koysanız da belli açılar vesaire, sırası önce gevşek takma, sonra sıkma, hep birlikte. Ben Hindistan'a diye yola çıkıp böyle Amerika'yı falan keşfettim zaten yani. Oradan yani sıkıntı yok. Ya, kurulumda yapıyoruz tabii ki. Yani müşteri ürünü buradan aldığı takdirde şunu yapıyoruz. İsterse dilerse burada kurup o şekilde nakliyesini gerçekleştiriyoruz. Yok benim evimde illa kapalı kutu olarak gelsin ürün, ben göreyim isteyenler de var. Yani bunun bizimle alakalı bir güven problemini olmadığını bildiğimiz için
Bunu sıkıntı yapmıyoruz. Tamam diyoruz, götürüyoruz ve orada açıyoruz paketleri. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum abi. Şimdi İstanbul'da şubeniz var. İzmir'de, Ankara'da ve Antalya merkez. Şimdi İstanbul şubesine özel zaten bizim indirimimiz arkadaşlar. O yüzden evet, herhangi bir şekilde bir kokpit fiyatı sormak istiyorsanız İstanbul'la iletişimine geçmenizi evet, tavsiye ediyorum. İndirimden daha güzel faydalanabilmek yani için. Yani diğer akıllarına gelen herhangi bir merak ettikleri vesaire, modüler parçalar, tabii, ekran aparatları, kasa bağlama, yani akıllarına ne geliyorsa herhangi bir soruda. Ama ben şunu bildiğim için videoda dillendirmek istiyorum abi. Daha geçenlerde konuştuk. Hatta görüştüğümüzde, ikinci görüşmemizde sen buradan Bursa'ya gideceğim dedin. Evet. Bir kurulum işi var. Birisi bir sıkıntı yaşadı dedi. Evet. Şimdi ücreti mukabilinde olmak zorunda tabii. Şehir değiştiriyorsun. İzmir dışı, İstanbul dışındaki ama yakın çevredeki. Tabii. Herhangi bir yere de gidip kurulum yapabilirsin, tabii, yapabilirsin aslında. Yani o günümüzün müsaitliğine göre vesaireye göre yapılacak işi. Bir hani bir cibata sıkmaya değil elbette ama hani bir 3 ekran full renk kurmaya tabii ki gidiyoruz. Onda bir problem yok. Bu konuda da arkadaşlarımıza bilgi vermek yani, istedim yani. Tabii ki Bolu'ya da gittim. Biliyorsun. Evet. Orada da çok harika ben bir... Ben Bursa dedim değil mi? Yok, Bursa'ya da gittim. Bursa'ya da gittim. O gün Bursa mıydı, Bolu muydu yani? O gün Bolu'ydu ama. Bolu muydu? O gün yani konuştuğumuzda Bolu'ydu. Yani insanlar bunu talep ettikleri takdirde ve buna ayırabilecekleri bir bütçeleri varsa... Ya şöyle söyleyeyim. Biliyorsun günümüz dünyası artık her şey kapital oldu. Yani adamın inanılmaz bir ekonomik imkanı var ve bunun için zamanı yok ve bilgisi yok. Herkes her şeyden anlamak zorunda da değil. Kesinlikle öyle. Yani biz biraz daha nesil olarak fakir büyüdüğümüz için hani ya bir problemi kendimiz çözeceğiz veya o problemi yaşayarak hayatımıza devam edeceğiz ve genelde çözme yoluna gidiyorduk. O zaman şu noktada aramızda kalsın. Şimdi Bursa'da hepimiz biliyoruz arkadaşlar. İnternette yeterince araştırsanız öğrenebiliyorsunuz. O abilerimiz de yanlış anlamazsa paylaşayım burada. İnanılmaz pahalı klasik otomobiller, spor otomobiller var olan bazı garajlar var. Biliyorum tabii, sizi abi. Tabii tabii. Adresinize kadar biliyorum bak. İşin şakası bir yana. Mesela o tarz bir insan zaten fazlasıyla para kazanıyor ve bu tabii, işe ayıracak bir zamanı yok. Hemen şıpşak gelin kurun halledin diyor. Tabii. Neyse ne. Ya şimdi insanlar artık şunu da yapmaya başladı. Adam normalde mesela pazar günlerin Sunday event olarak arabasıyla gazlamaya çıkıyor ama evet, artık bazı şeylerin amortisman maliyetleri o kadar yükseldi ki o arabanın bakımısı vesairesi veya işte kolu yatak çıkardığı zaman ocağı incira dikmeler. Bir kez İstanbul Park'a çıkmanın maliyeti 20 bin lira buldu diyebiliriz çünkü lastik, fazla, motor yağı, motor bakımı, kaskı, ıvır zıvır, kirası. Mesela bir müşteriye kurduk dedi ki ben bundan sonra hani bu arabayı hırpalamama gerek yok. Yani evde istediğim gibi takılabilirim tabii, diyor değil mi? Yani özellikle iRacing, Assetto Corsa gibi oyunlarda yani millet belki popülerite olarak F1 birazcık daha ağır basıyor. Çünkü bu iş biliyorsun show business hani. Kesinlikle. Yani şu anda yeryüzünde benim F1 kadar şey de o. Yani yeryüzünde şu anda F1 kadar revaçta, F1 kadar popüler, F1 kadar aynı anda o kadar ülkede canlı yayını olan başka bir motor spor event var mı? Yok. Kesinlikle. Eskiden yok. Mesela WRC o kadar kötü değildi yani. İşte ya, Karlström'lerin olduğu, Loeb'lerin olduğu, seyircilerin öldüğü zamanlar güzeldi. Rey'lerin de yok ya. Yani olduğu zamanlarda mesela ben hatırlıyorum MTV'de özellikle yayınları oluyordu. Ya yani, ama artık günün sonunda VRC'nin rally şampiyonalarından bahsediyoruz. Rally şampiyonların bence ilgisinin azalmasının en büyük sebebi artık elektronik sistemler, şunlar bunlar o kadar çok devreye giriyor evet, ki adama yapacak bir hata payı bırakmıyor. Aynen. Ve de insanların ilgisini çekmemeye bırakıyor. Aynen. Başladı. Olay budur diyebiliriz bu noktada bence yani. Mehmet abi, bu ürünler biraz maliyetli ürünler. Niye? Evet. E-spor ürünleri. Doğru. Artık işler çok ciddiye biniyor. 9 Nm, 12 Nm yeri geliyor. 25 Nm simit yükleri bile takabiliyorsunuz. Bu ürünler yerli mi? Öncelikle onu sormak istiyorum. Yerli üretimler mi? Evet. Ve bu ürünler niye bu kadar pahalı abi? Gözünü seveyim. Biraz olmuyor böyle. Ya şimdi günün sonunda ne kadar ekmek? O kadar köfte yani. Paralel gidiyor bu iş bu noktada. Yani bir şeyi daha ucuza satabilmek için, maliyeti düşürmek için kaliteyi düşürmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız zaman da bir şeylerin fiyatı biliyorsun belli bir rakama. Uçmak zorunda. Yani bunun çok çeşitli sebepleri var. Algısı. Tabii ki yani burada hani sanayide Ahmet abiye kaynattırdığınız demiri satmıyorsunuz. Yani bu arkadaşlar önce lazer kesiliyor, sonra sıcak bükülüyor, ondan sonra boya atılıyor.
İşte powder coat yapılıyor vesaire. Ondan sonra geliyor, paketleniyor. Yani şu paketlerin maliyeti bile inanılmaz Bu boyutlarda. arada bu videodan Burak abime selam söyleyeceğim. Benim eski iş yerimin patronu kendisi ve abim sayılır. Bu işin içindeydik biz de biliyorsun abi. Sana rakip değildik belki ama bütün traktör piyasasına Evet. rakiptik. Traktör koltuğu üretiyorduk. Bu işin ne kadar zor olduğunu, Tabii ki yani ne kadar bir de insanla uğraşıyorsun. teferruatının Ya olduğunu mesela biliyorum yani. insanlar şunu anlamıyor. Şimdi İstanbul şartlarında mesela organize sanayi iki telli de bu yaptırılabilir. Ama kimse yapmaz. Çünkü kimse adetli ürün çalışmıyor. Aynen Yani öyle. gittiğiniz zaman oraya ben bir tane erik yaptırmak istiyorum. Hatta mesela buradan numune alıp götürebilirsiniz. Bir deneyin. Yani bunu bana aynısını yapar mısın deyip bakalım sizinle Burak ilgilenen abi bunu olacak mı? söylersen beni döver ama ya sallıyorum 200 tane ürün satılacak. Sen o üründen 500 tane Bin hazırlatmak tane. zorunda Tabii. kalmak durumunda kalıyorsun yani. Ya bunlar hacimli işler. Ha. Yani öyle işte dediğim gibi Stokta tutmak zorunda tabii. kalıyorsun gün sonunda ve stokta Bunun da maliyetli maliyeti. artık Türkiye şartlarında kiralar Tabii ki. belli Tabii. arkadaşlar. Onu Yani. söylemek lazım. O O yüzden yüzden ürünler pahalı. yani şöyle ürünlerin pahalı olmasının temelde iki sebebi var. Bir, ürünlerin bu klasmanda en iyi ürünler olması. İki, Kesinlikle öyle bu arada. yani boyasından tutun lazer kesimine kadar, bükümüne kadar beğenmediğimiz hiçbir şeyi müşteriye sunmuyoruz. Bu kadar basit. Çünkü yani bizim isteğimiz burada her zaman sektörün amiral gemisi olmak. Sektörün en iyisi olmak. Yani yoksa herkes birbirini taklit edebilir, benzer ürünler çıkartabilir. Bunda herhangi bir beis yok. Benzer olması kaliteli olduğu anlamına Taklitten gelmiyor. aslını yaşatır diyor diye Maalesef. şeyde Hani kesinlikle reklamda. öyle. Yayın dışı sana bahsedeceğim şeyler var bunlarla ilgili. Arkadaşlarımız da artık merak etsinler. Kamera arkası Abi ne olarak mı? oldu? Neyden bahsedeceksin? Desinler. Evet. Ama size bahsedemem arkadaşlar. Bu önemli. Gün sonunda bu tarz ürünler sunabilmek Türkiye şartlarında kolay değil. Evet. Ve maliyetler ortada. Kira maliyetleri Aynen ortada. öyle. Bu Yani yüzden pahalı tabii diyebiliriz ki yani. kira Aslında işi pekiştir maliyetleri, hocam. aynen vergilendirme maliyetleri, amortisman maliyetleri. Yani bir de ürünü en iyi şekilde üretmek istediğiniz zaman biliyorsunuz yani normalde X birime üreteceğiniz şeyi 2X birime ürettirebiliyorsunuz. Yani sonuçta bu endüstriyel bir ürün. Yani do it yourself, kendin yapabileceğin böyle basit Kesinlikle öyle. Dedik ya mahalle az önce arasında bahsettik aynen zaten öyle. adetli olmasından, Adetli şundan olmasının bundan, bunun stok sebepleri bunlar. Aynen maliyetlerinden. öyle. Şimdi gün sonunda şöyle bir durum da var arkadaşlar. Biliyorsunuz her gün haberlerde görüyoruz. Hatta çeşitli yayıncılara da haberlere koyuyorlar böyle goy goylu oluyor. Arkadaşlar suç oranları Türkiye'de yükseliyor. Tabii suç oranlarının yükselmesinde oyunların bir payı var mı noktasında aslında CS gibi Tabii. Counter Strike biliyorsunuz bir savaş oyunu ve savaş oyunlarının etkilediğini çocukları ve savaşa Normalleştirme. yönlendirdiğini düşünüyor Tabii bunun normal olduğunu dünya. düşünüyor, normal olduğunu algılıyor. Dünyada da Yani çeşitli davalar açılıyor bu yüzden. tabii. GTA'ya çeşitli davalar açıldı Tabii ve açılmaya suça devam ediyor yani. özendirme diye bir Kesinlikle öyle. problem var. Ama Ya bunun güzel bir motorlu tarafımız sportlarda var. tabii. Yani burada tamamen rekabet duygusu, herhangi bir suç, herhangi bir şiddet. Evet. Ya en büyük şiddet ne olabilir? Birini alıp dive bomb Ya yapma. daha büyüğü şu abi. Hani yine burada aslında insanlar bütün stresini, gerilimini. Atıyorlar. Şimdi ben kendi gençliğimden bahsetmiyorum arkadaşlar. Ben de sizin gibi alevli alevli büyüdüm biliyorsunuz. Bazılarınıza da anlatıyorum arada sırada ama. Gün sonunda benim araba ihtiyacımın tamamını simülasyonlar karşılamaya Tabii. başladı. Ben artık araba sürmekten ziyade simülasyonuma oturayım da bir iki yarış atayım. Bir de şöyle bir zamanın da maliyeti var. Şimdi Tabii senin mesela bir kesinlikle. Sunday pazar günü çıkıp da hani bir Gazlaman etmem. gazlaman etmen Ben vesaire bir kez senin aldığımda gazlayacağın yere ulaşman zaten 2 saat. ya bir de şimdi İstanbul trafiği açık alan şartlarında abi. tabii. Artık Türkiye'de Yani arkadaşlar siz de beni izliyorsanız lütfen mesela size buradan yalvarıyorum. Kurtköy Intercity'ye gitmek mesela buradan 1,5-2 Kesinlikle öyle. saat. 1,5-2 saat geldin 4 saat. Ve Orada içeride 4, yarıştım bir 4 orada saat. 4 saat 8 saat. Bildiğin Sıra mesaiye bekledim şu döndü bu bu. iş. Bunun Evet. içinde aktif olarak yarıştı 20 dakika. Kesinlikle öyle. Şimdi yani 20 Değdi mi? dakika için 7,5 saat harcamak Attığın taş ürküttüğüm kurbağaya değdi mi kesinlikle meselesi. öyle. Yani biz zaten her zaman şunu söylüyoruz. Senin az önce değinmek istediğin mevzu. Caddelerde drift, gazlamak bunlar kesinlikle yanlış şeyler. Başkalarının canını yakabilirsiniz. Kendi canınızı yakabilirsiniz. Kendi canınızı yaktığınız için sevdiklerinizin canını ciddi manada yakarsınız. Yani bu sebeple yani bu tür ihtiyaçlarınızı mesela çok basit bir şekilde daha az maliyetle ve sürdürme maliyeti olmadan yani sadece elektrik harcıyorsunuz.
O da kesinlikle yaktığınız benzin, vergiler vesaire işte sigorta girdiğiniz riske ya, bakıldığında yanında devede tüy kalıyor. Kesinlikle. Yani o yüzden kesinlikle bu gün noktada. Günün sonunda ben de size yalvarıyorum. Mehmet abinin ufacık bir evladı var. Işık çok da dünya tatlısı bir çocuk. Görseniz çok seversiniz. Ona da sevgilerimizi iletelim bu videoda. Aynı zamanda ben de artık dayı oldum arkadaşlar, biliyorsunuz. Benim bir yeğenim var. Kesinlikle. O yeğenim o arabaya bindiği zaman sürekli aynayı kontrol etmekten delirmeye başladı. Aynen öyle. Yani trafikte güvenlik yalvarıyorum zaten, yapmayın. Yani normal insanlar bile çok tuhaf hareketler yapıyorlar. Kesinlikle. Çok tuhaf arabalarla. Kavga etmekten, şundan bundan bahsetmiyorum. Yani. İstiyorsanız birbirinizi dövün. Bana ne? Ama hayatımı yani tehlikeye atmayın abi. 180'le gidip de yanımdan böyle vın diye geçmeyin. Çilme geçmeye çalışmak sana ekstra bir puan kazandırmayacak. Orada motosport falan. Aynen, hiç gerek yok yani. Kesinlikle. Oyun değil. Hayat bir oyun değil. Abi oyun ben bir diyorum oyun. Ki biraz da işte F1'in güncel durumundan falan bahsedelim. Olur mu? Öyle bir şey yapalım tamam, mı yapalım seninle? Tamam, anlaştık. Şimdi o zaman ikinci perde arkadaşlar.